Bundan 7-8 ay önce yaklaşık olarak gördüğünüz bu aracı 260 bin TL değerinde satın aldım. Ve 7 aydır motorundan olsun, kaportasından olsun, tekerlerine kadar, birçok her şeyine kadar değiştirme ve yenileme sürecine girdik eniştemle beraber. 7 ayın sonunda böyle güzel bir şey çıkarttık. Bu benim çocukluk hayalimdi. Aynı zamanda hem evim hem bu araca sahip olmak isteyen biriydim. 30 yaşıma geldiğimde bütün hayatımı bir restartlayıp bu projeye doğru yönelttim. Çünkü bu şekilde daha huzurlu ve mutlu olduğumu keşfettim. Bununla beraber yaklaşık olarak 7 ayın sonunda bu hale getirebildik aracımızı. Toplamda bir 700 bin lira gibi bir rakam harcandı. Bunun 400 bin lirası arabayı ayağa kaldırabilmek amaçlı. İşte kaportasıydı, motoruydu, lastikleriydi gibi. Geri kalan masraflarımız da güneş enerjisi, çatılarımız, bunlarla alakalı su depolarımız, birçok masraflarımız oldu. Aracım zaten çevreci bir araç tamamen. Tamamen doğadan enerjimi toplayıp doğaya temiz bir şekilde enerjimizi verebiliyoruz. Bu şekilde devam etmekte. Bütün sistemi buradan kontrol edebiliyoruz. Bu sistemi aynı zamanda telefonumdan kontrol edebiliyorum. Depolarımın doluluk oranlarını görebiliyoruz. Hidrofor, buzdolaplarına elektrikler, donanımlardaki sistemler, alarmlarımız, hareket içi dış sensör hepsi mevcut bir şekilde. Aynı zamanda bu sistem bozulduğu zaman da içeride tamamen bir manuel bir sistem var. Samsun'da yani ben bu aracı başlamadan önce herhangi bir yerde rahatlıkla yapabileceğimi düşünüyordum. Fakat öncelikle motorla başladık konuya. Motoru ne tanıyan vardı. V8 Detroit 8.2 bir motora sahip. Bu tamamen bir zorladı bizi. Samsun'da hiçbir şekilde ustası ve sistemi açtırabileceğimiz, bir rekte ve yaptırabileceğimiz yerimiz yoktu. Öncelikle bir ustalara ulaşmaya başladık. Bu 1-1,5 ay gibi süreç buldu. Ustalara ulaştık, parçalara ulaşamadık. Bu da yaklaşık olarak 1-2 ay sürdü. Amerika'dan getirdiğim parçalar oldu yine motoru toplarken. Bir şekilde Samsun Çarşamba ilçesinde bulunan birkaç ustayla beraber motoru toplayabildik ve marşa basabildik rahat bir şekilde. Bir sorunumuz yok. Onun haricinde lastikleri bulamamıştık. Eski bir tip şamyali lastikleri mevcuttu. Bunları dublekse geçirmek zorundaydım yol alabilmek için. Bunlarla alakalı jantlarda bir işlem gerçekleştirdik. Aynı zamanda kaporta galvanize olduğu için boyasıydı vesaire, sanayi gibi durumlarda bayağı bir zorlu bir süreçti. Fırına sokamadık boyuttan dolayı. Türkiye'de bu şekilde bir fırın yoktu arabayı boyamak için. Onlarla biraz uğraştık. Motoru topladık, sonra tamamen ahşap bölümüne, iç bölümlerine geçtik. Yine aynı şekilde Samsun'da bunu yapabilecek firmalar aslında her yere gittiğinde hepsi, hemen hemen bütün mobilyacılar karavan ürettiğini söylüyordu. Ama ben aracı önlerine sunduğumda bir kalıyorlardı. Yunus abilerimiz sağ olsun hep beraber bir girdik. Yunus ustalarla bir şekilde yaptık ve sistemi döşedik, enerjilerini verdik ve şu an sorunsuz bir şekilde çalışmaktayız. Şu an artık testlerimi yapıp sisteme devam edeceğiz. Dış tarafı çocukluğumda gördüğüm gibi yapmak istedim, boyasına kadar, kapısına kadar, hatta hiçbir şekilde dokunmadık. Dışı klasik topladım, içerisini modern topladım diyebiliriz. İçeride otomasyon sistemlerine kadar birçok şey, özellikle kullanım ihtiyaçlarımız var. Bununla alakalı LPG'miz olsun, elektriğimiz olsun, her birinin bir alternatif sistemi mevcut. Yaşantıda da bir problem çıkarmayacağını umuyoruz. Artık testlerimizi görüp göreceğiz. Dün gece uyuyamadık. Arkadaşım, yeğenimle beraber kaldık, konakladık. Dün gece çok sürekli birileri geldi, abi fotoğraf çekelim ya, şunu görelim, içeri görebilir mi falan. Bir 4'ü 5'i buldu uyumam. Ama problem değil. İnsanların bu şekilde mutluluklarına ortak olmak gerçekten güzel bir duygu. İnsanlar gördüklerinde hepsi heyecanlanıyorlar. Hepsinin kendi hissi olduğunu söylüyorlar. Bunları tabii duymak çok güzel bir duygu. Karavanda ısınmak için birkaç tane alternatif çeşitlerimiz var. Bunlar normalde tır şoförlerin kullandığı Webosta dediğimiz bir sistem. Normal minik soba atılabilir. Aynı zamanda alttan ısıtma dediğimiz yapılabilir. Ve ben bunların hepsini değerlendirdiğimde Webosta'da bir uzun kullanımda, ben bunu da çünkü yaşayacağım. Uzun kullanımda havayı kurutma gibi bir özelliği var. Ondan dolayı bunu tercih etmedim. Soba da gece uyuduğun zaman minik olduğu için onu tekrar doldurup yakmak gerekiyor. Bu da uykunu etki eden bir durum olacak. Ben de ev tipi bildiğimiz kombi koydum. Bunu LPG sistemine dönüştürdüm fabrikayla görüşüp.
araca birkaç tane LPG tankı ekletip bunlarla beraber ısınma sistemi sorunsuz bir şekilde yapıyorum. Bloğu bulamıyordum. Şansıma makine kimyadan çıkma iki tane blok buldum. Allah Allah. İki tanesinde biri temizdi. Test ettirip onun üzerine topladım bloğu. Sosyal medyada zaten profillerimde sürekli yapılan çalışmaları paylaşmıştım. Bunu gören, çalışmayı görenler, daha önce karavan yaptırmış, yaptırmaya çalışan birçok insanla karşılaştım ve hepsi çalışmayı gerçekten beğendiler. Türkiye'de böyle bir çalışmanın yapabileceğine inanmıyorlardı, hatta düşünmüyorlardı. Bu storyleri falan görünce hepsi, hatta birkaç arkadaş bana ulaştı, araçlarını göndermeye çalıştılar vesaire. Aynı yaptırdığım firma üzerinden beraber bir çalışmayla startı verdirebildik, diğer arkadaşlara da bu şekilde yardımcı olabiliyorum. Otobüsü satın aldığım galerici vardı. Tuğberk abiye de selamlar buradan. Kendisi de başından beri aracın yapılan bütün çalışmalarını inceliyordu. En son elektrik sistemini döşettiğimde Kadir dedi, tamam dur. Ben dedi bu çalışmayı kendi evimde yaptırmadım dedi. Ben dedi kesinlikle aracı istiyorum dedi. Abi dedim ben nasıl vereyim sana? Yani 7 aydan beri ırgat gibi çalışıyorum var işte. Yani bende bunun maddi bir durumu yok. O zaman dedi ben dedi sana school bus göndereceğim, onu tekrardan yapacağız dedim. Gönderebilirsin, yapabiliriz, onunla alakalı problem yok. İnsanlar da satın alma teklifler geliyor. Kesinlikle diyorum hani bunun bende bir rakamı ya da bir durumu yok. Yani gelip fotoğraf çekebilirsiniz, hatta misafirim olabilirsiniz, gezilerime katılabilirsiniz ama satış yapamam kesinlikle. Nasıl satayım, bu benim evim. Planlarım nedir? Aslında 7 aydan beri tamamen çocukluk hayalime kurulduğum için 7 ayın sonrasında, yani araç tamamlandıktan sonrasında bir planım yok. Sadece dünyayı gezmek istiyorum. Nepal'de uzun bir süreler yamaç barışı üzerinde çalıştım ve yaşadım. Buranın kültürüne hakim bir insanım. Oraya zaten sürekli yılda köyüm gibi ziyaret ederek kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. O tarafa doğru yolculuğum niyetim var ama şu an Pakistan ve Afganistan'daki siyasal veya durumsal ülkesel problemlerden dolayı oradaki arkadaşlara ulaştığımda şu an için buradaki yolculuklar çok sağlıklı değil, sorun olabileceğini söylediler. Ben de bu yüzden bir yıl kadar veya bir sonraki yaza kadar testlerimi, aracın tamamen motoruydu, elektrik sistemiydi, bunları test ettikten sonra yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Ama gideceğim yolda bu Samsun'dan başlayıp ve geri dönmeyeceğim bir yol olacak. Yani sallıyorum buradan Samsun'a gidip Sinop'a uğrayıp geri gelmeyeceğim. Geçerken buradan aracımızla beraber aracı görünce zaten hayalim olan bu tarz böyle aracı görünce karavan niteliğinde durup incelemek istedim. İçini de görünce böyle arkadaşla tanıştık. Sağ olsun böyle hayalimi iyice böyle hayata geçirme anlamında böyle güzel şeyler gördüm. Olumlu şeyler gördüm. Herkesin bir hayali, özellikle şu pandemiden sonra insanlar motokaravanlar üzerine bir merak artık yoğunlaştı insanlar üzerine. Biz de geldik böyle inceleme yaptık. Sağ olsun Kadir'di galiba arkadaş. Onunla da tanışma fırsatımız oldu. Bunun yapım aşamalarından tut bu zamana kadar hem bilgilendirme anlamında bilgi alışverişi oldu.